Yani mikrofon için önümüzdeki ayı bekliyorum tabii ki. Öyle değil yani. Hasan Hasan ama Uzun Hasan değil bizimkisi yani. Abicim ayarlarız. Sen merak etme. Bu işin burada böyle şeyi var. Tekeli var. Mikrofon falan işleri bende. Sen iste Tamam. yeter. Yayın mikrofonu mu istiyorsun? Yani ama tabii şey Bu arada bilmem gayet ne. benim sırf öyle havalı gözüküyor ya uzaylı gibi. Bu eski teknoloji çünkü. 15 sene öncenin mikrofonu yani. Bana şey son ve hani zamanında bir marka şimdi olmadığı için söyleyelim. Hani Nokia şarjı, ince şarj var mıydı hikayesi vardı ya. Şimdi de benim almış olduğum makine için buna uyan girişli mikrofon gerekiyor. Yayın mikrofonu gerekiyor. Her mikrofonu her girişe ayarlarız. Sen bana bırak Peki onu. tamam. Ha, Hallederiz yılların kadir abi faktörü, diyorsun rock müzik, elektronik bu işler bizim işimiz hocam. Biz sana yani. ayarız. Sen bana gönder fotoğrafı gerisi çok kolay. Tamam kardeşim? Tamam. Yaptırırız şurada hemen. Abicim yazıcı anında yapılmayacak şey yoktur. Dünyada sadece böyle Japonya ve Düsseldorf'ta daha fazla ürün vardır. Onlar çok daha uzun süreli kullanılır tabii orijinal olduğu için ama yazıcı da bir yıl en azından idare edecek güzel bir tesisat ayarlarız sana merak etme. Eyvallah. Tabii Inter'den bahsedik. Milan'da, Roma deplasmanında Evet. kazandı. Onu Roma'da söyleyelim. kardeşim hakikaten ya. Bir tane büyük maç kazan diyeceğim. Birazdan Soksu'yu oradan bağlayacağız zaten. Oraya bağlayacağız. Yani hatta öyle bağlayabiliriz. Yani Fonseca ile Solskjaer bir nevi Slaven Bilic şeyindeler. Yani Türkiye'deki Slaven Bilic tabii. Türkiye'deki Slaven Bilic. Yani bak şimdi Roma'nın puanı 44 tamam mı? Inter'in puanı 46. Şuralarda İki tane maçı kendisine çevirebilmiş olsaydı yani sıfırı diğerlerinden düşelim. Atıyorum Inter'den düş 3'ü, Milan'dan düş 3'ü. Kendisine ekle 6 puanı. Babalar zaten 50 puana geleceklerdi. Ve 53 49 50 gibi bir puan olacaktı. Öyle diyelim biz hani öyle ifade edelim bizi izleyenlere. Kazanamıyor Fonseca. Olmuyor. Ama bak bu arada bir şey Olmuyor. söyleyeyim sana. Muazzam dinamik bir takım yaratmış durumda ve doğru teknik direktör aynı. Yani Bilic'den sonra Şenol Güneş gelmişti ve Bilic'in bence ben öyle görüyorum. Bilmiyorum sen daha farklı düşünüyor olabilirsin ama ben hep öyle ifade ettim kendimi o Beşiktaş'ın sürecine. Samet Aybaba ile başlayan ama Slaven Bilic'le devam eden süreçte Beşiktaş takımı futbol oynamayı öğrendi. Şenol Güneş kendi muazzam dokunuşlarıyla Beşiktaş'ı şampiyon yaptı. Şampiyonlar Ligi'nden yenilgisiz çıkarttı. Tabii şimdi böyle şu var yani Slaven Bilic böyle takım savunması arızasını Evet. muazzam şekilde giderdi Beşiktaş'ta. Öbür Müthiş. türlü Liverpool'u eleyemezsin. Tottenham'ı Tabii. yenemezsin. Tabii. Şeyi yenemezsin abi. Arsenal'le başa başa oynayamazsın. Abi resmen işte FA Cup'a katılsa yarı finale çıkıyorsun yani Evet. Arsenal. Hani tersten Liverpool'u eledin. Tottenham'ı yendin. Evet. Orada da berabere kaldı Tottenham'la biliyorsun. Ya hakikaten çok Tabii. etkiliydi onlar ki o yüzden Premier Lig'e onu transfer ettiler. Bu kadar Öyle. İngiltere'nin elit 3 takımına karşı bu kadar iyi oyunlar sergiletirsen dikkat çekersin. Oraya teknik direktör olarak gidersin. Beşiktaş için de hayırlısı oldu. Bilic için de hayırlısı olsun. Beşiktaş'ta Öyle. Şenol için gelmesi tabii ki. O da takım ucumunu. Şimdi ben şöyle düşünüyorum. Fonseca'da biraz Luciano Spalletti sendromu var. Evet. Gerçekten. Bu kadar iyi, bu kadar oyuncunun performansını yukarı çekmişken işte Spinazzola'nın, işte Veretout'un, işte Karstrop'un, Mancini'nin stoper oyuncusunun, Pellegrini'nin yapmışken şu işi nihayete erdirmek. Tabii bak Dzeko Efendi'nin yaptıkları da bu Roma'nın bu halde olmasına sebeptir. Dzeko Evet. varken büyük maç kazanamıyorlardı o ayrı ama şu maçta Dzeko olsaydı Mayoral yerine maç Tabii. kazanmaları çok daha yüksek olurdu. Kesinlikle, kesinlikle. Milan en iyi maçını oynamadı kesinlikle. Zlatan çok iyi değildi. Hakan iyiydi ama çok daha iyi oynayan 10 tane maç daha ayrı 10 Hakan var. Öyle. İşte Kessié iyiydi. Rebic son haftalarda çok iyi. Çok işe yarıyor. Tabii Theo Hernandez o fix zaten. Hernandez kötü oynadığı zaman zaten Milan'ın şampiyonluk şansı kalmaz. Ben sana söyleyeyim Öyle. yani. Hani Hakan Zlatan takım bayağı taşıdılar ama geçen yıldan kalan bir istikrar var orada. Hernandez'in takıma Kesinlikle. entegre ettiği. Kesinlikle. Yani o sebepten istiyorsan İtalya'dan doğrudan Geçelim Ole İngiltere. Gunnar Bizimkiler de piyano dersine geçiyorlar zaten arkada. Tamam. Hemen Tamamdır. bir şöyle söyleyeyim ben sana. Yani Big Six takımlarla Manchester United'ın yapmış olduğu maçlarda bir puan Not tablosu aldım. çıktı biliyorsun Not aldım. orada. Manchester United 1, Tottenham 6 felaket. Evet. Manchester United 0, Chelsea 0. Hadi böyle Tottenham'dan 6 yedikten sonra bu bir anlaşılabilir. Ama yani Arsenal'e yenilmek. Manchester United 0, Arsenal 1. Evet. Manchester United City 0-0, Liverpool Manchester United 0-0, Arsenal Manchester United 0-0, Chelsea Manchester United 0-0. Solskjaer İngiltere'ye geldiği zaman Arsenal için boring Arsenal denirdi. George Graham yönetiminde. Evet. Yenilmezdi ama bir türlü hücum etmezdi. Ya bizim bu Antalyaspor Başakşehir maçına benziyordu. Ama şimdi Aykut Hoca'ya sorsak Ali bu kadar oyuncu eksik. Peki Ersun Hoca'ya sorsak Ilgaz'cığım gelince Ersun Yanal futboluyla Hatay'dan fark yedik. Mecburum ben buna tamam. Ama Solskjaer Hoca'ya sorunca bize şey diyemez.
Ferguson da böyle oynatıyordu diyemez. Senin Ferguson'ı da yapıyordu. Bu maçlarda basiret ve cesaret eksikliği had safhada. Abi yani ben şu kadar berabere kalacağına, şu kadar 3 maç berabere kalacağına birini kazan, birini de yenil, yeri de ortada. Daha fazla puan alabilirsin abi. Abi bak şimdi bu Big Six'in kendi arasındaki maçlardaki puan tablosunda lider Manchester City 5 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet, 13 gol atmış, 5 gol yemiş. Liverpool 7 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet, 12 gol atmış, 8 gol yemiş baba. Tamam işte Tottenham 12 gol atmış, 10 gol yemiş ama bu 12 golün 6 tanesi zaten şey ya. United. Öyle söyleyelim. Arsenal bile bak 2 galibiyet 1 beraberlik almış. Arsenal bile ki bunlardan birisi Manchester United'a karşı alınmış galibiyet. 5 gol atmış, 8 gol yemiş. Abi Manchester United 1 gol atmış ya. 1 gol atmış yani. İnanılmaz ve galibiyet yok. Bir sadece şey var. 5 beraberliği var yani. United maçı kötü olur mu ya? Bu, olabilir mi böyle bir şey yani. Ya? Biz 90 dakika izliyoruz bunu. Evet. Sonradan kuruyoruz falan. Önceden canlı izliyoruz bazen. Chelsea Manchester United maçında abi olay olur. Hücum olur. Etki olur. Tabii. Sırf bir hakem tartışıldı. Çünkü futbol adına Chelsea Manchester United kalibresinde hiçbir şey yoktu. Mesela ben Manchester City West Ham maçını izledikten sonra. Muazzam değil miydi abi maç? Antalya Spor Başakşehir maçını. Kültür şok vardır ya teorisi. Kültür şoku teorisi. Ama ben Türk'üm. Aslında kültür şokuna girmesi gereken ben değilim. Diğer City maçını izlememiş insanların girmesi, tepki göstermesi gerekiyor. Kime satacaksın abi bu ligi falan diye. West Ham'ı da tebrik ediyorum. David Moyes kendini en iyi dövüştüren hocalardan bir tanesi. Müthiş. O yaştan muazzam. Sonra müthiş. Yani evet. Moyes United'da böyle oynatsaydı, böyle dönüştürebilseydi. Ferguson geldikten sonra hiç kolay değildi. Ve böyle yani Everton'da çok aşırı kontrollü bir oynatmak zorundaydı. Başka türlü Everton'ı da, zaten Everton ligde tutmak için göreve getirilmişti. Daha sonra bir Şampiyon Ligi önelemesi falan oynadı hatırladım. Fiorentina'ya elendi. Onun dışında hani genelde kupalarda falan filan. Öyle. Ama Ancelotti'ye de yani gelen takımda hani Koeman, Pochettino. Şimdi Manchester United öyle değil. Manchester United bayağı iyi teknik direktör çalıştırdı. Ya yani şimdi Moyes West Ham'da başarılı. Van Hal tarihin en başarılı hocalarından bir tanesi. Mourinho yine tarihin en başarılı hocalarından bir tanesi. Ama hiçbirinde istenilen oyun oynatılamadı. Oyun oynatılamadı. Evet. Solskjaer'in biraz da bu oyun meselesini de çözmesi gerekiyor. Çünkü sen bu saatten sonra artık zaten şampiyon olma zaten söz konusu değil City böyle giderken. City yani şeyden bir karma yaparsan Paris Saint Germain, Real Madrid, Barcelona yani Messi'yi de almak için söylüyorum. Evet. Onlardan bir karma yaparsan başına da Conte'yi getirirsen şuradan belki 12 puanla yetişebilir. Bak yetişebilir. Yine City şampiyon olur. Ben öyle düşünüyorum. Takım gücüyle. Bireysel yetenek toplamından çok daha yetenekli bir takım izliyoruz. West Ham'da da aynısı geçerli. O yüzden o maç bu kadar zevkliydi. Evet. Ama buradan yetişemezsin. Yani burada senin dördüncülüğü vermemen gerekiyor. West Ham'a kaybedecek halin yok. Leicester City güzel geliyor. Rodgers çok değerli hocam. Bu maçı kaybetti. Sonuçta West Ham da artık Liverpool'un rakibi. O da kaybetti. Chelsea United berabere kaldı ve Liverpool nihayet maç kazanarak. Evet. Yani 4 yeniliğinden sonra. Çok eleştirildi. Yani maç boyunca ben dikkat ettim. Sosyal medyada Firmino için bu gerçekten sahte forvet demeler başladı. O bizim sahte 9 noktasında. Ozan Kabak konusunda Liverpool forumları ikiye bölünmüş durumda. Kimisi çok beğenirken, rakamlar üzerinden okurken çoğu diğer taraftar grubu diyelim, öyle bir ayrışan grup diyelim. Ozan Kabak'ın oyunu izleme konusunda ve pozisyonları takip etme konusunda geç kaldığını, belirli bir mesafe bıraktığını ve bunun başlarını iş açacağını söylüyor ki offside sebebiyle sayılmayan golde de Ozan'ın son anda bir müdahalesi vardı biliyorsun. Kendi ağlarına gitti top fakat offside pozisyonuydu. Bir Ozan Kabak tartışması sürecek ama aklı selim Liverpool'lar diyorlar ki dur bakalım baba şu çocuğu biz bir Van Dijk'le izleyelim. Yani, evet. Van Dijk'la izlenir yani. Sen Gomez'i tek getirdiğin zamanı hatırlamıyor musun? Ey genç Liverpool taraftarı. Evet. Gomez ilk geldi Van Dijk'ten önce. Bundan stoper olmaz. Bek'te deneyelim dediniz. Bek'te fena oynamadı ama bak Klopp Van Dijk'ın yanına onu monte etti. Bence de öyle görmek gerekiyor kesinlikle. Zaten abi bak bir daha söylüyorum. Ramos daha iyi olan tek stoper faal. İşte Koulibaly var Van Dijk'a yakın. Evet. Abi bunlardan birini almadıkça Ramos'u ya da Koulibaly'i sen Van Dijk'in yerini dolduramazsın. Gomez'in yerini aldın Ozan'ı ama işte Ozan nasıl işte Van Dijk'ten önce Gomez çok beğenilmiyordu. Van Dijk'ten önce Ozan da çok beğenilmeyecek diyelim. Bizimkinin böyle piyano dersi başladı. Evet. Bitmek zor. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere o zaman. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bu arada bu part bitti ama daha henüz konuşulacak çok şey var. Abone olmayı unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın.